أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصص سورة beraberiz. آية 26 ve إن شاء الله Bir anlamda Musa aleyhisselamla beraberliğimiz demektir bu. Doğumunda yanındaydık dercesine. Annesini gözetledik. Allah vahyetti, ona göre hareket etti. Bıraktı çocuğunu sulara. Kalbi onunla beraber bomboş kalı vermişti. Ama Allah anlatacağını güzel anlatır. Yeter ki dinleyen güzel dinlesin. Ablasını gönderdi peşi sıra. Olanlar oldu. Ve yine Musa sonunda aleyhisselam diyeceğimiz bu küçük çocuk anasının kucağında büyüdü. Ama sarayda. Sonra büyüdü. Şehre çıkacak kadar. Ama olaylar hiç de istediği gibi ya da beklediği gibi olmadı. İki kişi kıyasya vuruşuyorlardı. Aralamak, yardım etmek gerektiğine inandı. Şöyle çekil kenara dercesine vurmuştu, ölü verdi. O gece şehirde sabahladı. Ertesi gün benzer bir olay. Artık orada kalamayacaktı. Şehrin öte başından birisi koşarak Aman Musa diyordu. Çabuk ol çık buradan. Bu bölgeyi bu şehri terk et. Ciddiyim, samimiyim. Aman beni dinle. Senin hakkında konuşuyorlar. Senin adına toplantı düzenliyorlar. Karar verecekler, seni öldürmek istiyorlar dedi. O da dualar ederek şehri terk etti. Ya Rab, bu zalim kavimden kurtar beni diye. Yolunu Allah belirliyordu. Elbette o belirleyecekti. Ne bilsin de Musa aleyhisselam nereye gittiğini, meğer Medyen'e doğru dönmüş. Sonra Medyen suyunun başında baktı ki beri tarafta iki kız koyunlarını diğerlerine karıştırmak istemiyorlar. Kenarda bekliyorlar. Onlar çobanların arasına girmemişler. Sordu. Eyrola, ne işiniz var? neden buradasınız ya da neden sulamadan bekliyorsunuz? Dediler ki, çobanlar işini bitirmeden biz araya katılmayız. Ama iyi bil, kınama bizi, babamız çok ciddi ihtiyar dediler. Musa aleyhisselam da onların koyunlarını suladı. Şöyle bir gölgeliğe çekilip oturdu. Dedi ki, Ya Rab, Beni senin yardımına muhtaç kıldın. Bütün bu başıma gelenlerden dolayı ben sadece sana muhtacım. Beni başkasına muhtaç etme. Ya Rab, bana ne indireceksen hayır adına hepsine muhtacım. Ben şu anda ekmeğe, suya, adama, dosta, insana, konuşmaya, yatmaya, uyumaya ihtiyacım var. Elbiseye, Yiyeceğe, giyeceğe ihtiyacım var ya Rabbi dercesine. Bana hayır adına ne indireceksen ona muhtacım ya Rab dedi. Bu sözü çobanlar anlamadılar ama o iki kız anladı. Sonra döndüler babalarının yanına. Olayı anlattılar anlaşılan. Babaları Şuayb aleyhisselam meseleyi onlardan daha iyi kavradı. Dedi ki bu ihtiyaç içinde birisi hemen gidin çağırın gelsin beraber yemek yiyelim. Kız fark etmedi meseleyi. Zannetti ki o yapılan işin karşılığında babası ona yemek ikram edecek yani ücretini verecek. Oysa Musa aleyhisselam bunu Allah için yapmıştı. Utanarak geldi o iki kızdan birisi. Evet büyük saydı, yüzünü kapattı, utanarak, çekinerek gelip dedi ki, babam seni çağırıyor. Hani şu bizim koyunları sulamıştın ya, onun ücretini vermek üzere. Böyle deyince Musa aleyhisselamın ağrına zoruna gitti. Ama başka yapacak bir şey yoktu, bir dost bulmuştu. Konuşması gerekiyordu. Kendini, başından geçenleri, yaşadıklarını yeniden değerlendirmesi gerekiyordu. Neredeydi, nereye gelmişti, ne olacaktı bundan sonrası? Ve kız önde önce, Musa aleyhisselam arkada ama çok geçmeden kızı arkaya alarak Musa aleyhisselam önde Şuayb aleyhisselamın yanına gittiler. Yemek hazırdı. Buyur delikanlı, afiyet olsun, yemek hazır dedi. Allah'a sığınırım dedi Musa aleyhisselam. Ama neden aç değil misin deyince evet açım ama. Peki öyleyse? Benim senin kızlarının koyunlarını sulamam karşılığında böyle bir yemekle ücretlendirilmem söz konusuysa Allah'a sığınırım dedi. Çünkü ben dedi Allah için yaptığımız bir iş mukabilinde yeryüzü dolusu altın da olsa almayan bir ailedenim ben. Evet, güzel bir tarifti. Eğer bir şey Allah için yapılacaksa, onun karşılığını dünya dolusu altına değişmezdi Müslüman. Çünkü Musa aleyhisselam, İsrail oğullarından, peygamber soyundandı ve peygamber olacaktı. Özel bir eğitimi vardı. Ama karşısındaki de peygamberdi. Hayır delikanlı öyle değil dedi. Ben de misafire ikram etmeyi istedim. Bu da bizim şiarımız, bu da bizim imanımız dedi. O da rahatlıkla kabul edip oturdu. Anlaşılan o ki yemeğini yedi ama bu arada vakasalehil kasas başından geçenleri bir bir anlattı. Yani sureye isim olan kelimeyi bu 25. ayette görüyorduk kıssa, başından geçenler. Demek ki kıyamete kadar bütün insanların başından geçebilecek şeyler bunlar. Annesini emmek ya da mahrum bırakılmak derken başka bir yerde büyümek ama ana kucağına yeniden dönmek, sonra saraydan çıkmak ama bir ölüme neden olmak, arkasından kaçmak durumunda bulunmak, yolunu bilmemek, ama Allah'a tabi ve teslim olmak, sonra iki kız kardeşle buluşmak ve onların evine davet olunmak başınıza gelmedi mi sizin? Kimin başına gelmez ki? Şuayb aleyhisselam bir bir dinledi. Sonra dedi ki korkma. Sen o zalim kavimden kurtulmuşsun. Onun buraya etkisi bu bölgelere egemenliği yok artık dedi. Galet ihdahuma bu konuşmaların üzerine, bu tanımanın tanıtmanın üzerine, o iki kızdan birisi dedi ki, Ya ebeti, istecirhu, babacığım, aman baba ne olur, işte bunu bizim yerimize çoban tutsana baba dedi. Evet çaresiz çalışıyorlardı, başka imkanları yoktu ama hemen ilk fırsatta işi bırakmak, yani o iş yapacak birini bulunca rahata ermek göreve dönmek adına aman baba diye yalvarmaya başladı. Evet öyle olmalıydı. Çaresiz miydi çalışanlar? Artık bir çare bulmuşlar. Yani kendilerini ondan alıkoyacak bir imkana sahip olmuşlarsa hemen değerlendirmeliydiler. Biraz da hani ayette yok ama sanki neticeyi başa alsak, sonunda yaşanan olayı başta anlamaya çalışsak biz zaten olayın o gününü değil sonrasında biliyoruz ya Kur'an bize öğretti ya sanki şöyle mi diyordu kızlardan biri baba bizi ona ver de bizim yaşayacağımız bizim yapacağımız bizim yapmak zorunda olduğumuz işleri o yapsın ama beraber olalım bir yuva kuralım demedi mi sanki sanki neredeyse teklifi bu anlama geliyordu çünkü adamı teklif ederken Musa'ya bu iş verilsin derken ciddi bir dayanağı vardı. İnne hayra men istecartel kaviyyul emin. Baba diyordu. Çünkü o kavi, çünkü o emindir. Yani sen kimi ücretli tutacaksan, kimi çoban tutacaksan, bu iş için kimi görevlendireceksen, onun kavi ve emin olması hem güçlü hem güvenilir olması gerekir. Bu adamda her ikisi de var baba dedi. Evet güçlüydü. Görmüşlerdi gücünü. Evet güvenilirdi onu çoktan anlamışlardı halinden, ahvalinden, eve gelirken yaşanan tavrından, hepsinden anlamışlardı bu işi. Evet, birisini çoban tutacaksanız, kavi ve emin olmalıymış. Peki, birisini eş alacak, eş kabul edecek, hanım bilecek, koca bilecekseniz, şöyle kalemi güçlü olsun, bileği de güçlü olsun ya da size göre nasıl olsun güvenilir olsun öyle mi? Yani eğer insanlar hangi konuda ne ararlarsa mutlaka kavi ve emin, güçlü ve güvendir olmasını ararlarsa inanın akla hayale gelmez düzensizlikler, huzursuzluklar çıkar ortaya. Söyleyin. Ortak arıyorsunuz, güçlü ve emin olsun öyle mi? Ama kızınıza damat Oğlunuza gelin arıyorsunuz, güçlü ve emin olsun öyle mi? Güvenilir olsun. Ya da kendinize eş arıyorsunuz. Koca arıyor veya karı arıyorsunuz. Yani ne olsun? Güçlü ve güvenilir olsun öyle mi? Her konuda mı? Hatta kitap alacağınızda güçlü ve emin ya da para bulacağınızda güçlü ve emin dersiniz o zaman. Oysa bir ölçü ortaya konunca, bir ölçümleme yapılınca ya da böyle bir şey söz konusu olunca hemen aklınıza gelsin neye göre, hangi esasa göre diye. Mesela soralım. Kağıt mı daha dayanıklı, cam mı deseler ne dersiniz? Durun, hemen cevap vermeyin. Yanılırsınız gerçekten. Yani bir anda olaya nasıl baktığınıza bağlı. Kağıt mı, cam mı dayanıklı öyle mi? Sorun ama anında soru verin neye göre. Neye göre ölçeceksiniz? söyleyelim. Beşinci kattan atışa göre. A. Kolayı var. Hiç düşünmeyin kağıt daha dayanıklı. Hiçbir şey olmaz. Peki ya bir kap içine su doldurdunuz. içine kağıt mı koysanız yoksa cam mı koysanız daha çok dayanır. Yine düşünmeyin cam deyin hemen. Gördünüz mü neye göre olunca her şey değişti değil mi? Çünkü bakın Kur'an-ı Kerim Bakara suresi Talut ve Calut kıssası diye bir bölüm hatırlarsınız. İsrail oğullarından bir grup Musa aleyhisselamdan sonra kendi binbir meşgalelerini biraz da peygamberle paylaşmak için belki de aman diyorlar bir savaş Allah'a yalvar da bize izin verse tamam ya farz kılınırsa ama ya siz vazgeçerseniz gibi uyarılardan sonra olur mu öyle şey? Biz Allah için neden savaşmayalım? Oysa çocuklarımız Oysa Dar ve Diyarımız diye farklı mazeretler ortaya çıkıvermişti daha ilk denemede hatırlarsınız. Sonra peki ama bizim bir komutanımız olsun Allah bize bir komutan tayin etsin bir başkan olsun demiştiler. Melik olacaktı birisi. Sözünü dinleyecekleri bir adam ortaya çıkacaktı. Peygamber Allah'tan aldığı bilgiyle dedi ki talut dursin için melik Allah ise onu görevlendiriyor. Aa olur mu öyle şey dediler. Onun biz kadar malı mülkü yok fakat Allahsa dedi ki peygamberine dedirdi ki inna Allah astafahu aleykum ve zadehu bestaten fil ilmi vel cisim. Dinleyin Allah onu size seçkin kılmıştır. İşte odur aslında sizin aradığınız. Bunu böyle kabul edin. Çünkü malı olan değil ilim ve cisimde imkan sahibi olandır komutan olması gereken demişti Allah. Demek ki siz kimde ne aradığınızı düşünün. Yani kendinize hizmetçi mi arıyorsunuz? Ya da yazıcı, çizici mi arıyorsunuz? Ya da pazarcı ya da usta ya da kalfa, çırak mı arıyorsunuz? Ya da danışman mı arıyorsunuz? İstişare edeceğiniz birini mi arıyorsunuz? Ya da kim arıyorsunuz siz? Ona göre ölçün. Bakın bir orduya komutan olmak için ve zadehu beslaten fil ilmi vel cisim olması gerekiyormuş. Yani ilimde ve cisimde, bedende ve bilgide güç ve kuvvet sahip olması gerekiyormuş. Ama çoban olmak için güvenilir olması bir de güçlü olması gerekiyormuş. Ne dersiniz? Ey evlenmek üzere olanlar! Siz kendinize eş mi arıyorsunuz? Yoksa çocuğunuza anne, ya ki mukabiliyle babam arıyorsunuz, ona göre yol tarif etsinler size. Ne aradığınızı siz de bilmiyorsanız, kimseye sormayın, onlar hiç bilmezler. Şuayb aleyhisselam kızının bu teklifini makul karşıladı. Hatta bir cesaret, belki de kendisi de öyle düşünüyordu çünkü, bak kızım böyle söylüyor diye başlamadı söze dedi ki, gale, inni uridu en unki Bak dedi şu iki kızımdan birini ben sana nikahlamak istiyorum ama ala sen 8 yıl bizim hizmetimizde olacaksın bunun ücreti karşılığında sen kızlarımdan biriyle nikahlanmış olacaksın kabul mü? Eğer fe in etmem te aşran Eğer sen bu süreyi sekiz yıl yerine on yıla tamamlarsan lütfun olur. O senden olsun. Dikkat et. Ve ma uridu en eşukka aleyke. Ben bu konuda sana kesinlikle zorluk çıkartmayacağım. Se teciduni inşaallahu minas salihin. İnşallah beni salihlerden bulursun. Dilersin sekiz yıl tamam dersin gidersin, istersen on yıl, öyle uygun görür kalırsın, sence hangisi uygunsa, anlaşmada bu hakkı sana veriyorum, sen istediğin gibi hareket etmeye yetkilisin, nasıl istersen öyle olsun dedi. Musa aleyhisselam da, gale, dedi ki, ذَلِكَ beyni ve beynek. Bu aramızda kararlaştırılmış bir kural olarak netleşmiş ve belirginleşmiştir tamam. Yani yemel eceleyni kadaytu Ben iki süreden hangisini tamamlarsam Fela udvan aley Bana kötülük yapmazsınız Benim hakkımda kötü düşünmezsiniz Bana düşmanlık yapmazsınız Vallahu ala mâne vekil Ve bu işi Allah'ı vekil bilelim Olmaz mı dedi İstersem Uygun görürsem Sekiz yılda tamam der gidersem Makul karşılarsınız Sekiz yılda gitmem uygun değil de on yılda gideceğim ben kendimce karar verirsem on yılda gideyim. Ona da ses çıkarmazsınız. Yani erken gidecektin çabuk ol ya da on yıla kalacaktın kal biraz daha diye o gün beni üzmezsiniz inşallah dedi. Duyuyor musunuz? Beni değil ayeti duydunuz mu? Peygamberi dinlediniz mi? Bak evlat dedi sanki damadı olacaktı ya. Musa aleyhisselama dedi ki bak şu iki kızım hangisini istersen alırsın. Var mı böyle iki kızını birine takdim edecek hangisini istersen onu al diyecek. Sakın ha bana sorarsanız yapmayın. Çünkü insanlar henüz şuayb ahlakında ve Musa ahlakında değiller. Kızlarımız da şuaybın kızı gibi değiller bir delikanlı geldi. Adı üstünde delikanlı. Henüz daha kanı akla başına gelmemişti. Evlenecekmiş istişareye gelmiş. Bilmem dediysen de ısrar etti. O bölgeyi ben bilirmişim. Memleketinin ötesinde bir yermiş. Orada demişler ki bir kız ama olmazsa bir kız sonra olmazsa bir kız daha varmış. Onlardan hangisini isterse alabileceğini söylemişler ve bana benim tanıdığımdan dolayı istişareye gelmiş. Sen bilirsin dedim anlamadı. Ben bilmem dedim dinlemedi. Her şeye rağmen dedi ama sen söyle dedi. Ben de dedim ki bak öyleyse iyi dinle. Ben seni bildiğim ve onları bildiğim kadarıyla sen eğer isteyeceksen bak şu birinci sırada. İşte ona git Ötekileri yok bil, unut. Hiç aklına gelmesin, gündemde tutma. Kiminle gideceksen ona bile söyleme. Git, iste, incele, bak, nazdan söyle. İste, ısrar et, edeceksen ne yaparsan bilmem de. Ama sen nasıl isteyeceksen öylece iste. Onlar da düşünsün taşınsınlar. Karar versinler. Evetse mübarek olsun. Hayır derlerse hiç ısrar etme. Vazgeç onu. Yok bil öldü bil, zaten yoktu de, hemen, bak şu ikinci sırada, bu sefer, ötekiler yokmuş gibi git ona, onu iste, ona talip ol, beyan et isteğini, onlar düşünsünler, onlar incelesinler, onlar araştırsınlar, evet derlerse mübarek olsun, değilse vazgeç, zaten yoktu de, böyle biri yok hayatta de, dünyaya gelmemiş, henüz doğmamış de istersen. Ve üçüncü sırada şuna git, öyle dedim demeyi ama beyefendi delikanlı ya unutmuş hepsini baştan ya da öyle işine gelmiş belki de bilmem kalbini yarmadım ki nereden bileyim. Önce birine gitmiş sonra bakmış sonra incelemiş sonra ikinciye gitmiş sonra haber vermiş. Birinciye vardığını duymuşlar, ikinciye gittiğini bilmişler, sonra üçüncüye gitmiş. Hepsi haberdar, hepsi biliyorlar işi, yani diyelim araba alacak ya da ev alacak ya da sebze meyve alacak bir yerlerden pazara çıkmış sanki adam şöyle eve gelip istişare ediyor. Çok ciddi bir alacağı bir şey var ya. Hepsinin haberi var. Satıcılar biliyor, alıcılar biliyor dercesine. Hafazan Allah. Ne kadar zor bir durum. Sonra istemiş birini olmamış, vazgeçmiş, diğerine gitmiş, olmuş olmaya ama hanım kız diyormuş. Evirip çevirip döne dolaşa yok yok aslında senin gönlün ötekinde de ondan yani çaresiz kaldın da bana geldin değil mi beni önce istemedin değil mi diye kıyameti koparmış hala kıyamet kopmaya devam ediyormuş yıllar geçmiş arada ne dersiniz uygun mu bir kız babası iki kız babası diyecek ki bir delikanlıya bak iki tane kızım var alır mısın ya şunda ya bunda öyle mi öyle olmaz. Ya nasıl alacak ne bilsin o? Peki ne yapmalı bugün? Bugün farklı düşünüyoruz. Ancak eğitilmişiz. Bu kadar biliyoruz. Anca beraberiz, kanca beraberiz bu kadar yapabiliyoruz. Onun için o dönem bir farklıymış. Ama güzel bir tavır, güzel bir tarz değil mi? Allah korusun ama çok kötü olaylar duyduğumuzdan uyarıyoruz. Abla nişanlıymış. Ama gönlü ondaymış beyefendinin çaresiz, onunla diyalog kurmak için nişandan ayıramaz ya, nişanlısını öldüremez ya, ne yapsın, evirmiş çevirmiş, ne çare demiş, bari küçüğüyle de ben nişanlansam, hiç olmazsa düğünde, bayramda, seyranda görürüm, hiç olmazsa sevgim, aşkımla zaman zaman göz göze gelme imkanı bulurum demiş. Öyle de olmuş, nişanlanmış küçüğüyle. Sonra nikahlanmış, sonra beraber olmuş, sonra nişanlısı hamile yani nikahlısı hamile kalmış derken ne olduysa olmuş bu arada abla nişandan ayrılmış beyefendi varmış ablanın huzuruna diz çökmüş etek öpmüş demiş ben aslında seni severdim sana vurgundum sana ıslaktım sana sırıl sıklandım senin için her şeydim ama imkan olmadı böyleyken böyle oldu diye yalvarmış yakarmış durumunu anlatmış bunu da kendi nikahlısı, nişanlısı, yani hamile kalan kız duymuş mu? Bakın ki kıyamet kopmuş, gitmiş çocuğu aldırmış, sonra boşanmış. Ne dersiniz? Bugün olmaz değil mi? Ne bozulmuş, ne değişmiş bilemem ama bir şeyler değişik bakın. Yani işte iki kızım, ikisinden birini hangisini istersen demiş, yok beni sevmedin de diye o düşmanlık yapmamıştır görülen. Ya da Musa aleyhisselam niye göre seçti ki? Bir de onu öğrenseydik. Belki ahlakımızı ona uydurmaya çalışırdık. Demiş ki sekiz yıl. Kur'an'ı anlatırken hoş değil bu laflar ama bir ızdırap, içimizde bir yangın, belki bir derdimizin depreşmesi ya da bir sıkıntımızın ifadesi olacak. Bir Müslüman görmüştüm. Baktım bu ayet üzerinde çalışıyor. Önünde kağıtlar, yerde kağıtlar, karşıda kağıtlar, mürekkepler, hokkalar, devitler, kamışlar, uçlar. Aman Allah'ım öyle hummalı bir çalışma ki. Hayrola dedim. Dedi ki cim çalışıyor. Affedersin. Yani cim. Hani şu elif, ba, ta, ta'dan sonraki harf. Evet dedi. Ha ve ha da var onun kardeşi. Tamam dedi. Ben dedim o tasdik etti. Yani bunun nesini çalışıyorsun? Sen benim bildiğim onun mahreci çalışılır. Yani güzel bir cim harfi çıkarabilmek için insanlar ağızlarını eğitmeye çalışırlar. O anlama mı? Yok dedi. Bu da yazı adına. Hani rika, nesih, divani, sülüs veya işte benzeri işte bir yazı modeliyle bak ne kadar üç tane arka arkaya cim harfi ki tam çalışacağım bir bölüm buldum. Bu ayeti ben özel olarak arasaydım bulamazdım. Sanki bu ayet cim çalışmak için göndermiş filan diye. Hafazanallah Allah neler neler demeye başladı. Korktum lafı kapatmak için bütün gücümü sarf ettim ve kaçtım oradan. Temaniye Hicac 8 yıl Şuayb aleyhisselam anlaşmada bir taraf. Hem ki görünen etkin taraf. Ama ne kadar güzel ortaya koyuyor. Tek tek bir bir söylüyor. İki kızımdan birini. Sekiz yıl. Ama on yıl olursa senden. Kabul ederim. Sen ayarla o işi. Bu konuda ben bir zorluk çıkartmayacağım sana. İnşallah salihlerden olurum. Sen beni böyle bulursun diyor. Ey kardeşiyle. Ey arkadaşıyla. Ey eşiyle nikahlısıyla birlikte bir hayatın anlaşmasını yapanlar net olun lütfen açık olun açıktan söyleyin güzel söyleyin apaçık söyleyin ne diyecekseniz onu deyin ya hele bir başla bakalım şöyle idare edelim biraz devam edelim kafanda 15 yıl var öteki 3 yıl anlıyor arası bulunmaz bu işin bu uçurumdan atlanmaz mümkün değil ne sen atlayabilirsin ne deven atlar oradan. Öyle olunca işi baştan söyle. Bakın Musa aleyhisselam da işi baştan söylüyor. Kale dalike beyni ve beynek. Tamam bu aramızda kararlaştırılmıştır bitmiştir. Hangisini tamamlarsam bana düşmanlık yok tamam mı? Vallahu alâ mâ ve ki Bu işe Allah vekildir. Ne dediysek vekilimiz Allah'tır. Yani eğer isyan eder, eğer karşı gelir, eğer itiraz edersek, Allah'a isyan ve itiraz etmiş olacağımızı kabul ediyor muyuz? Elbette tamam derler. Felemma <laughs> qada Musa el-ecel. Musa zamanı tamamlayınca tefsirlerden yararlanıyoruz, ifadelerden esinleniyoruz. Sanki on yılı tamamlayınca öyle anlaşılıyor. Ve sara bi ehlihi ehliyle birlikte gece çıktı yola. Anese bir turi naran. İşte tam Sina'yı güneyden dolaşıyordu. Sanki geldiği yolu yeniden dönüyordu. İşte o arada Tur'un eteklerinde şöyle Tur'a doğru Tur'un yanında Tur dağının eteklerinde birdenbire bir ateş görüverdi. Sevdi ateşi. İçi ısındı. Meyledi verdi birden gitmek zorundaydı. O ateşe kadar gidecekti ama gitmesi gerekirdi. Ama ateş onu çağırıyordu sanki ama kalbinde bir ses ama bütün hücrelerini kaplayan bir duygu ateşe doğru döndürüyordu onu. Ve dedi ki Kaleli ehlihi ehline dedi ki hanımına anlaşılan o ki çocuklarına dedi ki umküsü siz kalın burada bekleyin biraz inni anes naran ben bir ateş görmüşüm. ısındı içim. Gitmem gerekiyor. Şöyle bir ateş. Şu ateşe doğru. Lealli ati minha bi haberin. Belki oradan bir haber getiririm size. Öyle ya. On yıl olmuştu. Mısır'dan ayrılmıştı. Akrabaları, yakınları vardı. Sokakları, kaldırımları vardı. Yani bir toplumu bırakıp gitmiş. Yakınlarını terk edip gitmişti. Onlardan bir haber. Ayrıca Firavun'dan, zulmünden, İsrailoğullarından, Firavun oğullarından bir haber merakı vardı. Belli olmaz dedi. Bir haber ama bana bir de şöyle bir haber getireceği gibi geldi. Yani nereye doğru gidiyordu? Doğru muydu? Acaba çizgisi, acaba rotası Mısır'a doğru muydu? Yolu şaşırmamıştı inşallah. Böyle bir haber getirecekti. Bu onun kalbinden geçen bölümlerdi. Bilmezdi farklı bir haber getirecekmiş meğer. Evrensel bir haber. İnsanlık tarihinde ulaşılmaz bir haber. Ondan başka kimsenin getiremeyeceği bir haber getirecekmiş meğer. Sadece ehline değil, bana da, sana da, bize de getirilecek bir haber getirecekmiş meğer. Ama ne bilsindi? Bir haber getiririm inşallah dedi. Ya da evcez ve timennanar veya bir kor parçası bulur gelirim. Ateştir, ateşten alır gelirim. Böylece lealleküm tasdalûn. Ola ki ısınırsınız dedi. Geceydi, soğuktu, ihtiyaçları vardı. Ateşe gitmek istiyordu. Kendince makuldü mazeretleri vardı. Bir haber ihtiyacı var ama bir kor ateş ihtiyacı da vardı. Felemma etaha nudiye min şatil vadil eymen fil buk'atil mubarakati min eşşecerati en ya Musa inni en Allahu rabbul alemin. Oraya varınca Allah dedi ki ey Musa ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Velhamdülillahi rabbil alemin.